Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog videosu ile karşınızdayım. Şu anda günün yarısında açtım vlogu ama normalde böyle vlog videosu çekme fikrim yoktu bu arada ama PlayStation 3'e dijitalde oyun almayı düşünüyorum. En son yeni PlayStation 4 ve de PlayStation 3 oyunları videomda Resistance 2'ye aldığımı söylemiştim. Yani göstermiştim de oyunu orada duruyor zaten rafta. Fallout Man oynamadan ikinci oyunu oynama diyen bir arkadaş olmuş yorumlarda. Devam hikayesi anlatıldığı için ikinci oyunda, o yüzden ben de Fallout Man'i almayı düşünüyorum dijital olarak. Okay. Normalde kutulusuna baktım ama bulamadım uygun fiyata kutulusunu. Dijitalde daha uygundur diye düşünüyorum. Bir bakacağım ona şimdi. Bir de Infamous 1 ve 2 Collection var şu anda ekranda, açık önümde, onu göstereceğim zaten biraz sonrasında. Onu almayı düşünüyorum. Infamous'lar zaten sadece ilk oyun kutusunu bulabildim. O da çok pahalı. O yüzden bari Collection alayım diyorum dijital olarak. 1 ve 2. Infamous oyununu oynayamamıştım. Infamous Collection, Infamous 1, 2 ve de Infamous Festival of Blood diyor. O DLC herhalde. 25 GB olduğunu söylüyor. 2012 yılında çıkmış bir koleksiyonmuş. Bu arada Binary Domain de varmış burada. Normalde PC'de oynamaya çalıştığım bir oyundu. Aslında hikayesi ilgi çekici duruyordu ama oynayamadım. Bu arada PlayStation 3'ün torunu bir oyunu ararken bu şekilde yazmak gerekiyor. Acayip sinir edici bir şey ya. Fallout Man burada. 3 var. Demosu denenebiliyor. Disk only diyor zaten. Şurada yazıyor. Fallout Man'a bir bakayım. 18 GB'mış. A few moments later. Oyunların burada olması gerekiyor. İniyorlar. %2 daha bu. 7 GB ilk Infamous. Şu anda bu oyunların dijitaldeki fiyatlarını görünce keşke kutulu olarak alsaymışım dedim zamanında. Çünkü 2018 yılında PlayStation 3'e kutulu oyun almaya başladığım zamanlarda, o zamanlar vardı ikinci el olarak kutuları, Infamous'ların vesaire ve Dead Space'ler de vardı. Remake gelecekti Dead Space, onu artık o şekilde oynamış olurum ama Infamous'ları keşke alsaydım dedim çünkü daha uyguna geliyorlardı. Yüklemeye de koydum oyunları ama çok yavaş iniyorlar. Sonuçta PlayStation 3'ün internet çekim gücü yavaş olduğu için, yani kaç yıllık konsol, 5 yıllık konsol oluyor şu anda PlayStation 3, normaldir o yüzden. Bugün için ne yaparım bilmiyorum. Evi belki toparlayabilirsem, burasını bir süpürsem iyi olacak. PlayStation 3'e dönmüş olacağım herhalde bu oyunlarla birlikte. Ki daha alacağım oyunlar var PlayStation 3'e. Bu yıl sonunda herhalde alabilirim. Daha Call of Duty Modern Warfare 3 demesini oynayamadım. Kutulu olarak ikinci elde buldum onları. En son yaptığım yeni PlayStation 4 ve PlayStation 3 oyunları videosunda, oyunları aldığım sitede vardı Call of Duty Modern Warfare 3 demesi. Kasım'da falan alabilirim herhalde. Ekim'de alacağımı zannetmiyorum oyun. Çünkü daha PlayStation 4'tekileri bir şu zamanlarda pek de oyun oynamıyorum. Yani de video yapıyorum. O yüzden onlar beni idare ederler daha birkaç ay. PlayStation 3'te yarın oyunları oynamaya dönerim herhalde. Başta da o şekilde bir şey yapar. Zamanında Infamous 2'yi sanırsam PlayStation 3'te demosu vardı. Onu bir oynamıştım. Fena bir oyuna benzemiyor. Infamous 2009'un oyunu herhalde. İkincisi de 2011'de çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yine de oynayabilirim. Yani eski oyunları, yani bir 20 yıllık falan olmadığı sürece oyunları oynayabiliyorum. Ben, o yüzden bir sıkıntı olmaz benim için. Şimdi işte dediğim gibi bu odayı bir süpüreceğim. Ondan sonrasında herhalde Lucifer falan izleyebilirim bu arada. Son sezonu gelmişti. Lucifer da bitti artık. 6. sezonu 10 bölümden oluşuyormuş. İlk bölümünü izlemiştim. Geri kalan bölümlerini izlerim bari. Infamous'ın da indirmesi bitene kadar. Süpürmeyi bitirdim ki şu ışık, tavandaki lambanın ışığı böyle patlıyor arada, o canımı sıkıyor. O yüzden demin de vlogu açtığımda kamerayı o yüzden direkt önüme koymadım. Şimdi ise Infamous'un yüklenmesini bekleyeceğim. Onu beklerken de Lucifer'ı izlemeye geçerim ben. Infamous'a başla. Yani Second Son'a bu arada bayağı benziyormuş yani mekanikleri falan ama tabii grafik olarak eski. İki tane video çekeceğim. Ondan sonrasında bir videonun küçük resmini hazırlayacağım. Bir de bir şey daha yapacaktım ben. Ha doğru, yemek hazırlayacağım. Ondan sonrasında da kek yapacaktım. Öncelikle videolar çekeceğim. Ondan sonra küçük resmi hazırlamak için masayı, mutfak masasını odama taşımam gerekecek. Şimdi videolar çekmeye mi geçeceğim ben? Infamous 1 saat kadar oynadım. Oyun 34 bölünmüş. Evet, şimdi videoları çektim ben ki keplete kaldım ya. Tam nasıl bir küçük resim yapacağım emin değilim. Acaba sadece DualShock 3 ve 4'ün gözüktüğü bir küçük resim yapsam mı diye düşündüm ama ondan sonra aklıma şey geldi. PlayStation 4'ten ekran kaydı nasıl alınır videosu pek de iyi izlenmemişti. Yani 300'de falan kaldı herhalde, o yüzden ondan sonra saat 10'a gelmiş gerçi. 2 yapayım bundan sonrasında en iyisi. Malzemelerin hepsi burada. Sütle yapacağım. Normalde yoğurtla da oluyordu ama sütle de olur herhalde. Yulaf koyacağım içine çünkü bunun biteceği yok diğer türlü. Daha bayağı var. Yulaf çok da hoşuma gitmediği için bu tarzda tatlı bir şey yaparsam yulaf katıyorum içerisine. A few moments later. Yeterince vlog videosu çekmiş oldum aslında bu son zamanlarda. Ve tabii ileride yaparım bu tarzda günlük vlog videolarını. Bu videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görmek üzere. Bay bay. Bu kısmı da herhalde videonun sonuna eklemişimdir. Kanalda analitik verilerine bir baktım da yeni üye gelmiş kanala. Ekin Atala isminde. Ona da buradan
teşekkür ediyorum. Gümüş üyelik almış. Ekranda çıkmıştır zaten. Gümüş üyeler için ayrıcalık olarak videolarımın sonunda isimleri gözükme ayrıcalığı vardı. O yüzden bunu videonun sonuna eklerim, bu kısmı.